Spor Yayın TV'den herkese merhaba. Gazete manşetleriyle karşınızdayız. Fanatik'in haberiyle başlıyoruz. Fanatik şova devam başlığını atmış. Gruptan çıkmak için tek farklı yenilgi bile yetecekti ama fırtına yetinmedi. İlk 4 maçında 10 puan toplayan Trabzonspor deplasmanda yendiği Apollon'a Avniaker'de dar etti. Olcan şov yaptı. 3 gol 1 asist ile geceyi tamamladı. Konun 2 sayısı Bordo Mavilerin keyfini kaçırmadı. Puanını 13 yapan Akçay'ın öğrencileri Fener'e ait gruplarda en çok puan toplama rekoruna ortak oldu. Rekoru kırmak ve liderlik için adres 12 Aralık'ta Roma demiş haberin devamında. Karşılaşma 4-2 bitti. Evet, UEFA Avrupa Ligi puan tablosuna bakalım. Trabzonspor 13, Lazio 11, Apollon 4 demiş J grubunda. Evet. Vebo gol. Rakiplerin kabusu olan Kamerunlu bu kez gözünü Kartal'a dikti. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon'a toplam 9 gol atan golcü futbolcu yarınki derbide de siftah yapmaya kararlı. Evet, yine Fenerbahçe'den bir haber. Fenerbahçe Ülker'den. Barçala Fener bu sezon Abramovich yönetiminde rakiplerinin kabusu olan Fenerbahçe Ülker İspanya'da sahneye çıkıyor. Sarı lacivertler İstanbul'da 75-70 mağlup ettiği Barcelona'ya konuk oluyor. Grupta oynadığı 6 maçı da kazanan Abramovich'in öğrencileri 7'de 7 yapmayı hedefliyor. Palau ve Balagrana spor salonundaki karşılaşmaya Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Lider Fenerbahçe ligde 6. haftalar sonunda top 16'ya kalmayı garantiledi. Temsilcimizin rakibi Barcelona ise oynadığı 6 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken ikisinde mağlubiyetle ayrıldı 2 maçta da. Evet, Yanal'ın şifresi diye bir haber var. Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana kafalarda soru işareti vardı. Sarı lacivertlerin başına ne kadar başarılı olacağı tartışılıyordu. Ancak Ersun Yanal tüm eleştirilere kulağını tıkadı, işine baktı. Öncelikle sistemini futbolcularına benimsetmeye çalıştı. Bunda da başarılıydı. Format dağıtımında da adaleti disiplinden taviz vermemesi ve öğrencileriyle iletişimindeki başarısı Fenerbahçe'yi zirveye taşıdı demiş haberde. Ve egemen gerçeği, yıldız oyuncunun önceki gün hocası tarafından idmandan neden çıkarıldığı ortaya çıktı. Başarılı futbolcu bir pozisyonda takım arkadaşlarına sert girdi. Ersun Yanal da ortamın daha fazla gerilmesini istemedi. Evet, Emre'de şok gelişme. Emre Belizoğlu, Sarı Lacivertlerin yıldız ismi Emre Belezoğlu'nun önceki gün idmanda sakatlanmasının ardından ilk geriye kapattığı açıklanmıştı. Ayak bileğinin arkasındaki kaslarda kısmı yırtık tespit edilen Emre'nin tedavisine devam edilirken sahalara dönme süresinin uzayabileceği belirtildi. Başarılı futbolcunun ikinci devrenin de ilk 3 haftasında forma giymesinin zor olduğu vurgulandı. Evet, Fener'i sen yıkacaksın. Bilic Portekizli Yıldız'la görüştü ve şunu söyledi. Fener'i sen yıkacaksın. Hırvat teknik adam, derbi maçı öncesi Fernandes'i tüm oyun planı senin üzerine kurdum. Böyle maçlar büyük futbolcularla kazanılır. Fenerbahçe'yi sen yıkacaksın sözleriyle motive etti. Almedya'yı satıyoruz demiş haberin devamında. Başkan Fikret Orman, Fernandes ve Almedya'nın durumları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Hugo Almedya için teknik ekip uygun görürse satacağız demiş. Evet, işte SS'in golcüsü, iç transferlerde Tarık Camdal'la yeni sözleşme için anlaşmaya varan SS asıl bombayı forvette patlatacak. Kırmızı siyahlılar Lokeren'in 15 maçta 11 gol atan forveti Hamdi Harbiyi'yi renklerine bağlayacak. Evet, bu akşam iki karşılaşma var. Sivasspor Antalyaspor saat 20'de. Bir diğeri Elazığspor Bursaspor yine saat 20'de. Bunu da belirtelim. Büyük kavga. Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, Sayın Bakan Fatma Şahin devre arasında soyunma odasına giriyor. 500 bin lira prim veriyor, takım diriliyor. Bakan Fatma Şahin ne iddia edildiği gibi soyunma odasına girmiş ne de 500 bin liralık prim sözü verilmiştir. Bu iddia çirkin, asılsız ve gerçek dışıdır demiş. Evet, tarih yazmaya devam ediyor. Avrupa Ligi'nde gruplara kalıp Bordo Mavileri biri ilk yaşatan Mustafa Akçay üst tura yükselirken tarih yazdı. Atılan ya her golden sonra sevinçten havalara uçan tecrübeli teknik adam maç sonunda ise daha iyisini yapacağız dedi.
Lazio işi bitirdi. İtalyanlar ve Legia Varşova'yı Pereira ve Anderson'un golleriyle 2-0 geçip gruptan çıkmayı garantiledi. Mavi beyazlı ekip bu sonuçla liderlik umutlarını da son maça taşırken 12 Aralık'ta zirve için Fırtına'yı konuk edecek. Evet, Olcan Adın resitali. Apollon'u 4-2 ile geçen Trabzonspor adını bir üst tura yazdırdı. Bordo Mavilerin yıldızı dün gece damgasını vurdu. Birbirinden güzel 3 gol attı. Soner harika bir asist yaptı. Takımını bir üst tura çıkarttı. Fırtına artık son maçta Roma'ya liderlik için gidecek. Evet, yumruk yumruğa yine basketboldan bir haber. Galatasaray Live Hospital Türk Hava Yolları Avrupa Ligi 7. haftasında Olympiakos'ta bir maçtan çok daha fazlasını kaybetti. Son şampiyonu 72-54 yenilen Cimbom bitime 2.46 kala dostluk ve barış salonunda çıkan kavga sebebiyle takımın en iyi oyuncularından olan Bonsoy'u da yitirdi. Bonsoy'a ağır ceza verilecek. Galatasaray Live Hospital baş antrenörü Ergin Ataman maç sonrası Bonsoy adına özür diledi. Son dakikada olay için özür diliyorum. Oyuncumuz Bonsoy'u ağır şekilde cezalandıracağız diyen Ataman, EuroLeague yönetiminin Bonsoy'a vereceği ceza içinde NBA'deki gibi para cezası verilebilir dedi. Bonsoy ve Begeç'in atmosferi bozduklarını belirten tecrübeli teknik adam, Olympiakos kulübü dostumuzdur diyerek gergin ortamı yumuşattı. Ataman, maçla ilgili de ilk çeyrekte Olympiakos'u durdurmayı başardık. Hücumda bugün kötü bir yüzdeyle oynadık şeklinde değerlendirme yaptı. Evet. Habertürk'le devam edelim. Giderlerse üzülmem. Fikret Orman, Manuel Fernandes ve Hugo Almeida'ya rest çekti. Beşiktaş Başkanı Portekiz yıldızların takımda kalmasını arzu ettiğini söyledi ve ekledi. Ama olmazsa olmaz değiller. İkisinin de alternatifleri mevcut. Giderlerse üzülecek değilim. Hep daha ileriye. Kara bulutlar çabuk dağıldı. Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin artık sistemi ve düzeni belli. Oturttuğumuz düzenden geriye dönüş olmayacak. Aksine Fenerbahçe artık daha ileriye gidecek dedi. Ve Batarla gitti. Bursa'dan olaylı şekilde ayrılan Batarla dün ülkesi Arjantin'e döndü. Yeşil beyazlılar tangocuya uğurlamayı havalimanına gitti. Prag'a gitmek için orada bulunan Yılmaz Vural ve menajer Suha Sidal da Batalli ile vedalaştı. Arjantinli ise giderken geri döneceğime inanıyorum dedi. Öte yandan Bursa yönetimi Batalli'ye verecek cezayı da belirledi. Yeşil Beyazlar, yıldız futbolcunun katılmadığı her idman için 20.000 TL ödemesini kararlaştırdı. Batalli'nin cezasını şimdiden 400.000 TL'yi bulduğu öğrenildi. Evet, isyan diye başlık atmış Habertürk. Galatasaray sahada yokları oynuyor. Yönetim, teknik heyet ve taraftar ise kötü futbolla kazan kaldırıyor demiş. Maçıya nasıl bu kadar basit hata yaparsınız? Taraftar, sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın. Yönetim ise Ocak'ta bazı isimlerle yollar ayrılacak demiş. Evet, Hürriyet'le devam edelim. Aslan'ın serisi olaylı bitti. EuroLeague'de 3 maçları kazanan Galatasaray dün Olympiakos'a kaybetti. Pire'deki maçta istediği oyunu ortaya koyamayan Sarı Kırmızılar son şampiyonu farklı boyuna eğdi. Son çeyrekteki kavgada Begic, Prentesiz ve Mensah Bonsu diskalifiye edildi. Evet. Aslan cehennemi yaşadı. Eray'ın yediği hatalı gollerin Galatasaray'ın direncini kırdığı öne sürülmüş. Avrupa medyası 10 kişi kalan Real Madrid karşısında varlık gösteremeyen Sarı Kırmızıların aciz kaldığı görüşünde birleşti. İtalyan hoca Roberto Mancini ise özellikle ülke basını tarafından eleştirildi. Evet. Fenerbahçe'den bir haber yine. Egemen olayı tam istediğim gibi demiş. Yanal futbolcusunu antrenmandan göndermesiyle ilgili yorum yapmış. Sarı lacivertli teknik adam, çalışmaların kıran kırana maç havasında geçmesini istiyorum. İdman bu düzeyde olunca maça da yansıyor. Egemen bu dozajı çok arttırınca gerginlik olmasın diye dışarı aldım dedi. Evet, Kanarya turladı. ÇEV 2014 Erkekler Challenge Cup 2. tur rövanş maçında Fenerbahçe Grundig Polonya'nın Politechnika Warszawa takımını 3-1 yenip 3. tura yükseldi.
Maçın setleri şöyle 25-18, 31-33, 25-17, 25-18 bitti. Sarı lacivertler Polonya'daki maçı da 3-0 kazanmıştı. Ve son olarak liderlik yakıştı Eczacıbaşı Vitra Şampiyonlar Ligi D grubu maçında Fransız Cannes'i set vermeden devrilerek zirveye kuruldu. Evet, bugünlük gazete manşetlerimiz bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.